Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarihin akışına yön veren 4 keşfi konuşacağız. Ancak bu tamamen benim fikrim. Sizler ne düşünürsünüz acaba? Sizce tarihin akışına yön veren 4 keşif nedir? Bence bunlardan ilki ateş. Ateş bugün de gündelik hayatımızda çokça kullandığımız bir şey. Peki nasıl icat edildi, nasıl keşfedildi? Veya insanlar ateşi nasıl kontrol altına aldılar? Bilindiği üzere tarih öncesinde ateş insanlar için korkutucu ve hatta tanrısaldı. Ateşi tanrının insanlar üzerine bir cezası olarak nitelendiriyorlardı ve ateşten son derece korkuyorlardı. Hatta İran yöresinde Zerdüştlük adını verdiğimiz bir dinde ateşe tapınmak kutsaldı. Daha sonra cilalı taş devri insanı ateşi kontrol altına almayı başardı. Yani ateşi artık kendileri yakabiliyor ve amaçlarına uygun kullanıp söndürebiliyorlardı. İşte bu tarihin ilk büyük keşfidir. İnsanlar ateşi hangi alanlarda kullandılar? Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki, tarih öncesi insanın ölüm sebebi donma ve aç kalma. Ancak ateş kontrol altına alındıktan sonra insanlar ısınarak, donarak ölmelerin önüne geçmişler ve bunun yanı sıra insanlar yiyeceklerini pişirerek zehirlenmelerin önüne geçmişler. Bu nedenle denilebilir ki ateş insan ömrünü uzatan bir icattır. İnsanoğlu başka ateşi hangi alanlarda kullandı dersiniz? Isınma, yemeklerin pişirilmesi, aydınlatma tabii ki, vahşi hayvanları korkutarak kendinden uzaklaştırma. Bu da yine insan ömrünü uzatan bir faktör. Bunun yanı sıra toprağı ateşte pişirerek topraktan çanak çömlek yapımını da yine sayabiliriz. Görüldüğü üzere ateşin tarih öncesi insana katkıları çok büyük. Bunun yanı sıra tarihin akışına yön veren bence ikinci icat yazıdır. Yazı hepinizin bildiği üzere M.Ö. 3200'de Sümerler tarafından bulunmuştur. Yazının bulunuşunda ise Sümerlerin 7 katlı tapınakları olan ziguratlar ve burada birinci katın tahıl ambarı olarak kullanılması etkili. Nasıl derseniz şöyle açıklayalım. Baş rahipler insanların getirdiği tahılları buraya depoluyorlar. Tahılların birbirine karışmasını engellemek için de kil tabletlere kendilerine özgü bir takım işaretler koyuyorlar. Ve zamanla bu işaretler hem ziguratlar arası hem de şehirler arası haberleşmede kullanılmaya başlanıyor. Ve böylece Sümerler çivi yazısını bulmuş oluyorlar. Çivi yazısı hem kil tabletlere çiviyle yazıldığı için hem de harflerin şekilleri çiviye benzediği için bu ismi almıştır. Gelelim bence üçüncü en önemli icada. Barut. Potasyum nitrat, kükürt ve kömürün bir araya gelmesiyle oluşan barut, M.Ö. 1000'li yıllarda Çinliler tarafından icat edilmiştir. Ancak Çinliler barutu ilk icat ettikleri zaman havai fişek olarak eğlenme amaçlı kullanıyorlardı. Silah amaçlı kullanılması daha geç bir döneme denk gelir. Barut dışarıdan müdahale olmadan bir reaksiyona girmediği için patlayıcı bir araç tasarlandı barut için ve toplar ortaya çıktı. 13. yüzyılda ilk defa toplar Sevilla'da patlatıldı. İlk top savaşta ne zaman kullanıldı derseniz İngiltere ile Fransa arasında geçen Yüzyıl Savaşları esnasında ilk top İngilizler tarafından Fransızlara karşı kullanıldı. Peki Osmanlı zamanında ilk top ne zaman kullanıldı derseniz 1. Murat 1. Kosova Savaşı'nda ilk topu kullandı. Ancak bilindiği üzere İstanbul'un fethi için Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı Şahi adı verilen büyük toplar tarihin akışını değiştirdi. 2. Mehmet İstanbul'un fethi için çok büyük toplar döktürdü, Şahi adı verilen. Bu büyük toplarla İstanbul'un o güçlü surları yıkıldı ve Osmanlı Devleti İstanbul'u ele geçirdi. Bunun üzerine Avrupa'da feodalite ile boğuşan krallıklar o feodal beylerin surlarının yıkılabileceğini anladılar. İşte böylece Avrupa'da kavimler göçünden beri süregelen feodalite sistemi çöktü, merkezi krallıklar güçlendi. Yani bugünkü Avrupalı devletlerin kuruluşunda büyük topların büyük katkısı vardır. Peki gelelim bana göre son büyük icada, elektrik. Katılıyor musunuz? Şöyle bir düşünün. Bir saatliğine elektrik gittiğinde ne oluyor? Hayatımız duruyor, öyle değil mi? Peki elektriği kim icat etti? İlk nerede kullandı? Hadi isterseniz buna bakalım şimdi. Pek çok kaynağa göre elektriğin mucidi Benjamin Franklin. Ancak çok daha eskilere dayanıyor elektriğin serüveni. M.Ö. 600'lü yıllarda Yunanlılar amberleri tüylü kumaşlara sürterek bir çekim gücü yarattığını fark ediyorlar.
Yani böylece statik elektriği buluyorlar. 1600'lü yıllarda ise İngiliz doktor William Gilbert, bazı maddelerin birbirleriyle sürtünmesi sonucunda ortaya çıkan bir güce, elektrik ricus dedi. Bundan çok kısa bir süre sonra ise yine İngiliz bilim adamı Thomas Brown kitabında elektrik kelimesini kullandı. 1752 yılında ise Benjamin Franklin bir anahtar ve bir uçurtmayla deney yaparak ilk elektrik kıvılcımını yakaladı. Böylece elektriğin keşfi bu deneyle ortaya çıkmış oldu. Elektrik üretme fikri ise 1800'lü yıllarda bir İtalyan fizikçi olan Alessandro Volta tarafından ortaya atıldı. Peki gelelim Osmanlı'ya. Anadolu topraklarında ilk elektrik nerede üretildi dersiniz? Osmanlı Devleti'nde Avrupa'da elektriğin yayılmasıyla birlikte elektriğe bir ilgi ortaya çıktı. Bu amaçla ilk defa Tarsus'ta Berden Çayı üzerine bir santral kuruldu ve elektrik üretilmeye başlandı. 1905 yılında üretilen ilk elektrikte Tarsus sokakları aydınlatıldı. Bazı kaynaklar Tarsus neden seçildi sorusunu şöyle cevaplıyor. Osmanlı Sarayı'nda elektrik konuşulmaya başlanıyor. Hani nasıl aydınlanma için Avrupa'da böyle bir icat kullanılıyor diye. O dönemde Tarsus'ta gayrimüslimler yaşıyor. Ve deniyor ki hani gayrimüslimlerin icadını gayrimüslimler üzerinde deneyelim. Bir şey olmazsa biz de saraya alırız deniyor. Bu yüzden böylece başlıyor Osmanlı'da Tarsus'ta elektriğin kullanımı. Demek ki Tarsuslulara bir şey olmayınca da Osmanlı Sarayı'na getiriliyor elektrik. Evet, bugün sizlerle bence tarihe yön veren 4 keşfi konuştuk. Dilerseniz yorumlara yazarak sizce tarihe yön veren başka bir keşif var mı? Ve bundan bahsedebilirsiniz. Tabii ki yüzlerce fikir üreteceğinize eminim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.